Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hocam, geldik Mart ayına. Çok neşeli bir ay değil ama başlayalım Burç yorumlarımızdan. Koçları neler bekliyor? Evet Burak Hocam, şöyle söyleyeyim. İlk önce yaşadığımız bu ızdıraptı süreçte kayıpta olan tüm dostlarımızın başı sağ olsun. Birur bir TV ekibi olarak... gerçekten çok üzüldük. Ve yani ayrık yorumlarda çok ağır bir şey geldiğini söylemiştik burada biliyorsun. Ve yani ağırdı ama bu kadar bu kadar çok ağır olacağını ben de beklemiyordum. Moraller bozuk ama koçlar için gökyüzünde umut ve güzellik var. Çünkü Jüpiter Koç burcunda hızlı aktivasyona devam ediyor. Aynı şekilde Venüs Koç burcunda e, aktivasyonuna devam ediyor. Mart ayında 21 Mart'ta ki e, bildiğin gibi Ekinoks dediğimiz yani ilkbahar Ekinoks'unda Güneş e, zaten Koç Burcunda bir yeni ayla beraber e, kendisini en güçlü ve en güzel şekilde gösterecek. Yenilenme, mutluluk, aşk, ilişkiler, birliktelikler. Zaten Şubat ayının sonunda da çeşitli hesaplarımızdan da Instagram olsun, işte Twitter, Facebook pek çok arkadaşımıza gösterdi. Gökyüzünde Venüs ile Jüpiter'in Koç burcundaki birleşiminin hemen ortasında ay vardı görünüm olarak. Çok da güzel bir görünümde. Bu bir kısım sorunların biteceği artık daha huzurlu, daha keyifli bir sürece doğru geldiklerine hayatlarında e, tabii ki harita el veriyorsa Jüpiter'in temsil ettiği genişlemeleri, Venüs'ün temsil ettiği e, sevgi diliyle beraber, uyumla beraber yakalayabilecekleri bir aya giriyorlar. Ayın yaklaşık olarak ortalarından itibaren daha da güzel bir kombinasyon başlıyor. Ayın 17'sinden itibaren Mart'a. E, Venüs'ün de boğaya girmesi. Venüs'ün boğaya girmesi hemen arkasından da artık uzun zamandan beri yani kabak tatı veren gene yönetici gezegenleri Mars'ın 26 Mart'tan itibaren Yengeç Burcu'na girmesiyle beraber enerjilerine bir anda bir yenilenme, bir altış, bir hareketlenme, bir düzenme, ee, ayın 18'inden sonra mali gelirlerde ciddi artış yani Nisan 18'e kadar sürecek olan bir dönem bunlar yoğun bir şekilde yaşanacak. Tabii ki bunlar güzel. Jüpiter, Venüs kavuşumdan ne diyorsun Buracan? Güzel açı da Jüpiter'de ben yalnız şeyi de fark ettim. Gibi. Özellikle bu Şiron kavuşumu olduğu için. Mesela Billur'un vefatında gelen bir Hı hı. Dolunay döngüsü vardı orada o zaman çok dikkatimi çekmeye başlamıştı. Orada o mutlulukla birlikte gelecek olan şey bir yandan da ufak şironsal etkiye biraz dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani orada sadece mutluluğu beklemekten ziyade bunu sağlamamak için hayatımda ne tarz eksikliklerim var ne tarz yaralarım var gibi ufak bir bakılması gerektiğini düşünüyorum sadece. Biraz da benim belki o vefattan dolayı yaram olduğu için hafif düşmüş olabilirim. Ama, ama doğru söylüyorsun. Şimdi Şiron Jüpiter aslında <laughs> gökyüzünde özel bir pozisyon. Şiron Jüpiter birbirlerine yaklaştıklarında ilk 10 dereceyi derslerde de konuşuruz. Şiron'un e, orada özel bir ismi olur. Çünkü Şiron aslında Uranüs ile Satürn arasında dolaşan bir asteroid bir sentür olmasına rağmen Şiron zaman zaman Satürn hattından Jüpiter'e doğru yaklaşır. Ve bunu da Jüpiter'in bulunduğu burç grubu üzerindeyken yapar. Şiron'un da aynı burç grubu üzerinde olması gerekir. Yani bu işte ne, ne kadardır? Şiron'un bir burçtan geçişini düşünürsen yani 12 yılda 3 kere filan olan bir kombinasyondur. Burada Şiron daha kuyruklu yıldız modeline girer. Tam bir sentur olduğu için bir asteroid kuyruklu yıldız. E, kuyruklu yıldız modeline girip Jüpiter'e yaklaştığı zaman 10 derecede eskiler buna Maverick demişlerdir. Maverick Şiron. Maverick aslında sahipsiz sığır demektir. Sahipsiz sır. Yani, yani gruptan ayrılabilen, gruptan bireysel özgürleşebilen, kendi fikirlerine sahip olabilen, yaşamış olduğu ızdırapla, sıkıntıyla gruptan fikir olarak ayrılıp kendi özgürlüğünü ilan etmek ve kendi fikirlerinin doğruluğuna da güvenmek anlamına gelir. Tabii ki burada bir ızdırap da vardır. Çünkü Şiro'nun zaten kendisi ızdırap veren bir şey. Ve ama öğretici bir ızdırap. Patesis dediğimiz. Yani senin yaşadığın, benim yaşadığım, zamanda bilinin yaşadığı, pek çok arkadaşımızın yaşadığı manevi ızdıraplarla ezoterik astrolojide orgunlaşma dediğimiz bir süreç. Pek çok koç bunu yaşıyorlar şu anda. Ama sonu iyi. Şimdi bazıları diyecek ki, hoca biz çok kötü durumdayız. Jüpiter geldi ama bize bir halt etmedi. Venüs Jüpiter kavuşumu geldi ama aşk bire gelmedi diyecekler. Çünkü Jüpiter Venüs kavuşumu ezoterik anlamda her zaman aşk anlamına da gelmez. Sizin hayatınızda sizi özgürleştirecek, sizi iyileştirecek bir uyum, bir değer, bir yapı. Bazen o Jüpiter Venüs kavuşumu evinize aldığınız, size huzur veren bir muhabbet koşudur. Bazen bir arkadaşınızın size küçük bir hediyesidir. Uzun zamandan beri şefkat göremediğiniz annenizdir bazen de gerçekten size derecesine aşık olan bir sevgilidir. İşte Şiron burada olduğu için bunu gösteriyor. Bir de Eris de var orada. Eris ne yapıyor? Bir de Eris ya, var yani şimdi Eris de var. Aynen. Eris de ayırıyor. Yani şu an tüm koç burçları iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın. Bu fikir doğru, bu fikir yanlış. Veya da hatırlar mısın? Mahalle baskısı vardır bizim. El alem ne der baskısı? El alem ne baskısı. işte vardır ya. Ayşegül teyze söyledi işte fortörük yasak, dinan yasak, külotlu çorap giyme. Yok sol elinle işte yemek yeme gibi böyle batır baskıların aslında yanlış oldu. Gerçek anlamda işte yalnızca sen başarılı olursan insanlar seni sever gibi yargıların veya paran olursa kadınlar seni sever gibi yargıların boşa çıkacağı ee, ve boş olduğunu anlayacağı dönemlere giriyor. İşte sen tekerlekli sandalye kullanıyorsun işte hayatta istediğin yere gelemezsin gibi <laughs> çocuklukta veya gençlikte kurulmuş olan yanlış bireysel yargıların hepsinin silineceği bir süreç. Ve bu süreci önümüzdeki yılda yaşayacak ama tabii bir süreç kolay bir şey değil yani. Bilgisayarda bile delete ederken ne yapıyor abi sana? Hard diskte evet. bile iz bırakıyor. Yani bilgisayar programını delete ederken ne oluyor? İçinde iz bırakıyor, artık bırakıyor. Bazen onu çok iyi bir cleaner programıyla temizlemen gerekiyor. Artık ne demek ha, arkadaş, dostlar? Artık demek duygusal takıntılar demek. Kendine güvenmemek demek. Yeterince kendini sevmemek demek. Yeterince kendini beğenmemek demek. İşte Jüpiter Şiron'un o Maverick pozisyona geldiğinde o acılarıyla yüzleşeceksin sevgili koç duygularından yüzleşeceksin. Seni anlamayan insanların yaratmış olduğu yapıral değerler biraz sayı ayın yedisinde. O dolunayda o duygularla karşılaşacaksın ama çözeceksin. Cillop olacak. Hard clean ediyoruz artık. Jüpiter bu aya geldiğinde bayağı da clean etmiş olacağız. Yeni bir başlangıç. Taze bir bahar geliyor sevgili koç. Venüs'ün koça gelmesi, Jüpiter'in koça gelmesiyle beraber ama tabii ki Uranüs Boğa mali olarak onları geçen ay çok sarstı. Yani bu 5 Şubat'ta olan çok ciddi Dorunay Menkar Yıldızı ve Almak Yıldızı ile birleşti. Ve Dupe'den yaratmış oldu. Ee, Kare beraber biraz daha detaylı bakmamız gerekirse ızdırabın çok oldu yani. Ama o gelirler de geri gelecek. Ayın 24'ü 25'i o gelirlerin geriye doğru geldiği bir süreç. Tabii ki büyük gezegen hareketleri var. Yani bu ay Satürn'ün balığa, Plüton'un kovaya, Mars'ın yengeçe girdiği çok önemli gezegen hareketleri var ama onlara eee Satürn balık eee kova video oranında seyretmeni istiyorum. Çünkü bu ağır gezegenlerin hemen etkilerini göremeyeceksin. Çünkü Mart ayında geldi ha Tabii. diye başlamaz bu iş böyle bir yapı. Ya ama bir şeye gene dikkat etmek lazım. Satürn'ün 12. evine hızlı bir şekilde girdiği için Jüpiter koruması olmasına rağmen biraz sağlığa dikkat etmek lazım. Mesela 7'si, 9'u, 11'i, 17'si, 26'sı yani küçük ufak tefek operasyon, diş problemleri, saç ektirme ama bunları yaptıracak kisanda doğru düzgün ve çok güvenilir birine yaptır. Hep de sevgiyle kar, mutluluklar.